Arkadaşlar, bugün inanılmaz bir olay için bir araya geldik. Yanımda kim var? Teknik servisimiz Levent abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sizlere bugün tanıtacağımız teker, KS16X. Dünyayla hemen hemen aynı anda Türkiye'ye getirdik. İnanılmaz bir teker. Detaylarından bahsedeceğiz size. Çok güzel oldu. KS18X de burada. O da bu övgüyü hak ediyor gerçekten. İki tane süper tekerle sizlerin önündeyiz. Sevgili Yasin, Kingsong bize 16X ile ne vaat ediyor, ne getirdi? Levent abi, 16X gerçekten inanılmaz bir teker oldu. Çünkü 16X'in dış kasasına baktığımız zaman daha önce hiç kullanılmayan malzemeler kullandığını görüyoruz. İnanılmaz yenilikler söz konusu. Daha önceki modelde böyle rahat bir şekilde açılıp kapanamıyordu. Bu kullanıcılar için inanılmaz bir avantaja dönüştü. Pedallar gerçekten çok kolay açılıp kapanıyor. Bu kullanıcılar için inanılmaz bir konfor. Diğer bir husus, arkada çamurluğu var ve bu çamurluğun üstünde bir reflektör konulmuş. Bu reflektör sayesinde arkadan gelen araç bize ışığını yansıttığı zaman burada çok güzel bir parlama yapacak ve bizim nerede olduğumuzu, ne açıda olduğumuzu arkadaki araç görebilecek. Su geçirmemesi için kapaklar yapılmış. Bunlar çok güzel duruyor, çok premium bir his veriyor. Kapatması, açması gerçekten çok güzel. Kol fevkalade iyi. Üstteki tutma sapı diğer cihazlara göre daha güzel. Ele tamamen oturuyor. İki kademe var. En üstte ve en altta ve ortada gibi. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Önünde şöyle çevirelim birazcık. Çok güzel bir farı var. Bu farını size şöyle anlatayım. İlk açtığınız zaman Bluetooth'un bağlanma sesini duydunuz. Uzun bir far yanıyor. Bu farın hareket halindeyken kısa versiyonu var. Kısa versiyonda hareket halinde far artıyor. Yavaşladığınızda far kısılıyor. Uzaktaki insanlar bu şekilde rahatsız olmuyor. Durduğunuz zaman far tamamen kısılıyor. Çok ince düşünülmüş bir detay. Çok iyi bir detay. Onun dışında ses sisteminde inanılmaz iyileştirmeler var. Çok güzel yenilikler var. 4+1 müzik sistemi konulmuş. Müziğe başladığınız zaman o kaliteyi, o arkadan vuran bası, o stereo sesi alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir teker. Bunun dışında pedler sanki bir kaplumbağanın arka kabuğunu andırıyor. Yumuşak ve sert olarak iki ayrı konum var. Lastik kalınlığı çok güzel. 16 inç, 3 yanak, 1554 watt saat bir batarya kullanılmış. Yaklaşık 140 ila 160 km arasında menzili var. Bu inanılmaz bir oran, inanılmaz bir rakam. İnsanlar inanmıyor olabilirler. Yani bu cihaz nasıl 150 km gider, nasıl 140 km gider diyebilirler. Ama gerçekten bunu yapıyor. Biz testlerde bunu fark ediyoruz, binerken hissediyoruz, görüyoruz. Zaten APP ile tekerin bütün detaylarına ulaşmak mümkün. Ne kadar sürat yapabiliriz bununla? Bu tekerle maksimum 50 km hıza çıkabiliriz. Motor gücünde yapıldı, bir takım iyileştirmeler yapıldı. Evet, motor gücüne gelirsek şimdi burada çok önemli bir iyileştirme var. Bildiğiniz gibi KS18X ile şu ana kadar yapılan yarışmalarda, hız yarışmalarında vesairelerde hep birinci gelir. Yani YouTube'dan bakabilirsiniz, diğer videolardan araştırabilirsiniz. Bütün yarışlarda, performanslarda en iyi cihaz budur. Ama 2000 watt motora sahiptir. Bu cihazda 2200 watt motor kullanılmış. Dolayısıyla bu cihazın torku, hızlanması buna göre bir miktar iyileştirilmiş. İvmelenmesi daha iyi. Bunun motor gücü daha yüksek. Lastik çapı daha küçük. Dolayısıyla torku daha yüksek. Ama bu cihazda hiç oyundan aşağı kalır yanı yok. Çünkü bu cihazın sahibi Raif abi. Bu cihazın sahibi de benim. Yollarda biz birbirimizle çıkıyoruz, yan yana yol alıyoruz. Yani o da 50 km'le gidiyor, ben de 50 km'le gidiyorum. Hatta ona fark attığım zamanlarda oluyor. Olmuyor değil. Ben bir takım şeyler daha görüyorum. Mesela 18 inçte olan şu hava boşlukları bunda yok. Motorla bütünleşmiş bir lastik görüyorum. Bununla birlikte ledlerinin dizilimini daha iyi görüyorum. Reflektör güzel bir detay ama hiç o reflektör olmasa bile zaten ledler arkadan gelen sürücünün çok rahat bu cihazı görmesini sağlıyor. Yani her detay fazlasıyla düşünülmüş ve konulmuş. Ben öyle gördüm. Bir de Levent abi, izninle ben şundan bahsedeceğim. Tabii. Bu cihazın gerçekten hikayesi, serüveni çok uzun
burada anlatmak için yeterli zamanımız olmaz. Şunu diyeyim sadece. Yakın zamanda biliyorsun abi, King Song fabrikasından bizi ziyarete geldiler. Evet. Biz onlara çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Onlarla evet. birlikte iki şehrimize gittik. İki şehirde turlar düzenledik. Bu videoları da diğer videolar bölümünden bakabileceksiniz. Onlar şunu söylediler bize. Biz 16X'e çok güveniyoruz. 16X bugüne kadar yaptığımız en iyi teker. Hatta ilk bana şunu söylediler Levent abi. Dediler ki 16X'i sürdün mü? Ben de 16S'i sürdün mü anladım. Evet 16S çok güzel, şöyle sürdüm böyle sürdüm dedim. Evet. Sonra anladım ki 16S X biraz karışmış. Evet. X'ten bahsediyormuş. Ha o zaman dedim ki S tabii ki var sürüyoruz ama X pazartesi günü gelecek. Bizim için sürpriz dedik. Bizim için sürpriz dedik. Evet. Ama onları havalimanına uğurlar uğurlamaz hemen gümrükten ürünleri çektim ve bugün bu videoyu yapıyoruz. Evet. Dün geldi ürün. Raif abiye teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için kendisinin ürünü binmedi, bir gün bekledi bizim için. Ve biz bu ürünün tanıtımını yapıyoruz şu anda. Yarın sürüş anlamında ne kadar yol gidiyor, ne kadar hıza çıkıyor, kullanıcının yorumları nedir, bunlarla ilgili de geri dönüşleri alttaki yorumlar bölümüne yazabiliriz, okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Evet, tekerle ilgili birçok şey söyledik ama bu nedir ya? Bu kafaya mı takılıyor? Bunu niye buraya koydun? Bu bir kask değil. Bu bir oturak. Teker üzerinde uzun yolculuklar yaparken yorulduğumuzda üzerine oturmak hepimizin isteği. Bu isteği gerçekleştirmek için böyle bir detay var. Bu oturağa ekstra, opsiyonel bir şey. Ücreti karşılığı edinebiliyoruz. Ve cihazımızın üzerine tıpkı böyle bir kask gibi yerleştirerek bu cihazın üzerinde oturarak yolculuk edebiliyoruz. Senin anlattıklarından sonra benim de gördüğüm pedalın diğer versiyonlarına göre daha rahat açılıp kapanabildiği, standart olan pedalına göre daha geniş ve daha büyük olduğu, yani kullanımında bir kolaylık gelmiş. Magnet kullanılmış daha rahat açılıp kapanılabilmesi için. Dizaynı çok güzel, karbon fiber gövde çok güzel görünüyor. Çift şarj özelliği bunda da var. Aynı zamanda pedalının yerden 18 santime kadar yükseltilmiş olması inanılmaz ya. Ekstraları olarak görünüyor. Yani daha geniş bir manevra alanı vereceğini öngörüyorum. Kullandıkça bunları anlayacağız. Levent abi peki cihazın müzik sistemini dinledin mi? Evet dinledim. Çok keyifli. Arkasındaki bu bölümden bas üflüyor resmen. Subwoofer'dan bildiğin hava üflüyor. Yani o baslarda hava akışını hissediyorsun elini yaklaştırdığında. Çok kaliteli bir müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu cihazda da çok güzel bir müzik sistemi var. Çok yüksek ses var ama bunda daha özel bir sistem daha var. Bunda subwoofer kullanıldığı için gerçekten müzik dinlemek bir ayrıcalık. Sanki bir müzik setinden müzik dinliyormuş gibi bir keyif veriyor. Evet çok çok keyifli bir cihaz. Kullanım kolaylığı var. Evet, arkadaki reflektörün haricinde burada ledler de var. Hani bir ışık yok diye düşünmeyin. Burada ayrıca frene bastığınızda yanan lambaları var. Ön tarafta farı var. Her türlü yokuşu çıkabilir. İlk defa videoyu açanlar için, bilmeyenler için tek teker nedir? Tek teker kişisel bir ulaşım aracıdır. Kişisel ulaşım aracı olması yanında hobi ve spor aracıdır. Outdoor bir üründür. Her türlü yolda gider. Her türlü rampaya çıkabilir. Özellikle bu modeller çok güçlü modellerdir. Çok uzun yollar kat edebilirsiniz. Şehirler arası yolculuk edebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu cihazlarla dünya turu yapanlar var. Gerçekten bunlar artık yavaş yavaş başladı. Çünkü cihazlar gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Bununla iki adaptörle şarj etme keza bununla da öyle özelliği var. İlk kez videoyu izleyenler bunlardan haberdar olmayabilirler. O yüzden bunları da anlatmak istedim size. Çift şarj özelliği var. Hızlı şarj edebilirsiniz. Toplu taşımaya entegre kullanabilirsiniz. Yokuş çıkabilirsiniz. 50-60 km arası hızlanma referansı var. Dolayısıyla ilk kez bilmeyen, hiç teker görmemiş, hayatında hiç tekerin ne olduğunu, tekerin tesisini bilmeyen için de bu bilgiler çok önemliydi. Çünkü bize sokakta hep sorulan soru neydi Levent abi? Bu teker yokuş çıkıyor mu? Evet. Yokuş aşağı iniyor, freni var mı? Evet. Var. Ve yanılmıyorsam ben,
USB özelliğiyle flash bellekten müzik dinleyebildiğimiz gibi telefonla bağlanarak da müzik dinleyebiliyoruz. Evet. Aynı zamanda harici cihazlarımızı şarj edebilmek için 5 volt enerji çıkışı var. Çok hızlıca şundan bahsedeyim. Geçen gün Büyükada'ya gittik ve orada ben kameralarımla çekim yapıyordum. Kameralarımın pili bitti. Hemen buradan kameralarımı bir yandan doldurdum. Bir yandan telefonumun şarjını doldurdum. Belki iki kere doldurdum. Çok hızlı tüketiyor çünkü. Onun yanı sıra akıllı saatimi doldurdum gemide transfer yaparken. Çok büyük bir power bank. Çok büyük bir power bank. Gittiğim her yerde her şeyimi dolduruyorum. Seyahatimi yapıyorum. Evime geliyorum yine %50 şarjım var. Bitirmek mümkün değil. Bitmiyor. Asla bitmiyor. Yani üste çıktığınız zaman İstanbul'u dolaşıyorsunuz. Yine şarjınız kalıyor ve üstüne üstlük bütün telefonlarınızı, kameralarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Bizim gibi kurtlular bitirir bunu. Sen rahat ol. Keşke. Biz bitiririz. Biz bunu tükettikçe, bitirdikçe daha ileri gelecek. İnsanoğlunun limitleri bitmez. Aynen. Limitler hep yukarıya yönlü hareket eder. Şu an için dünyadaki en iyi iki cihazı size tanıttık. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip edin. Like'lamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de King Song'a bu cihazları üretip bulup bizlere kattığı için teşekkür ediyorum. Sana da bu işe aracı olduğun için teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Hiç kimse yokken sen de bize teknik servis hizmeti verdiğin için biz de sana teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü King Song'a gidiyor. Bu ürünleri yaptığı için gerçekten inanılmaz bir teknoloji, inanılmaz ürünler. Biz de aracı oluyoruz, vesile oluyoruz, satıyoruz. Sen de yapıyorsun, tamir ediyorsun. Hep birlikte bu işe gönül verdik. İyi de sevgili Yasin, biz bu tekerleri nereden satın alacağız? Hiç bundan bahsetmedik. Yani insanlar bizi izliyor ve edinmek istiyor. Ne yapacaklar? Evet Levent abi, çok güzel bir konuya değindin. Bu tekerlerin şu anda garantili olarak Türkiye'de satış yapan tek bir adresi var. O da egotekteker.com. egotekteker.com'a girdiğiniz zaman birçok cihaz göreceksiniz. Bunlar da tabii ki orada yer alıyor. Bu cihazların özelliklerinin ne olduğu, fiyatları, bazı taksit seçenekleriyle birlikte satın alabileceksiniz. Adresimiz internet sitemizde yer alıyor. Telefon numaralarımız yer alıyor. İlgileniyorsanız, denemek istiyorsanız lütfen bizi arayın. Ücretsiz bir şekilde size bunları denetelim. Sizin bu cihazları yakından görmeniz bizim için çok önemli. Türkiye'de tek tekercilik adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sizin desteğiniz olursa bize en büyük motivasyon kaynağıdır. Teşekkürler. Sevgili Yasin, cihazları anlattık ama araya şunu da sıkıştıralım. Bunun ağırlığı ne kadar? Sevgili Levent abi, bunun ağırlığı sizi ürkütmesin ama 25 kilo. Çünkü çıktığı hız itibariyle birazcık ağır olması gerekiyor. Kesinlikle. 5 kiloluk cihazda 50 km hızla giderseniz uçarsınız. Tabii ki uçmak güzel bir şey ama düşmesi kötü. O yüzden bu cihaz 25 kilo, 140 km ile 160 km menzile ulaşıyor. İçinde pil var. Diğer lastiği, motoru, anakartı, diğer ekipmanları, kabloları vesaireleri tamamen komplike bir cihaz, sıkıştırılmış bir cihaz. 25 kilo bence hiç de ağır değil. Dolayısıyla her zaman kaldırmanız da gerekmiyor. Seyahat koluyla bu şekilde kaldırıp cihazı valiz gibi taşıyabilirsiniz. İki konuda sana katılıyorum. Uçmak kanatların varsa güzel ve ikincisi altında sürat yapıyorsan, yol yürüyorsan ağır bir cihazın üzerinde olmak güzel. Keza eğer hafif cihaz istiyorsanız o da var. Hepsi var. Eğer siz taşıyacaksanız menzili uzun olsun, kilosu hafif olsun diyorsanız o da var. Hafif olsun, menzili kısa olsun diyorsanız o da var. Ağır olsun, hızlı olsun, menzili olsun diyorsanız o da var. Ne istiyorsanız var. Daha dolayısıyla sizin tercihinize göre cihazlar var. Benim hep söylediğim bir şey var. En iyi teker senin ihtiyacını karşılayan tekerdir. Kesinlikle. En iyi teker senin sahip olduğun tekerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Rica ederim. Dehşet bir teker kanka. İyi ki almışsın.